Müslüman ilim adamı, çağın hastalığı obeziteyi 1100 yıl önce çözdü. Avrupa'da karanlık çağların hüküm sürdüğü 7. yüzyılda Müslümanlar günümüzün en büyük problemlerinden olan obezite ve tedavisi ile ilgili çalışmalarını yapmıştı. Avrupa'nın Rönesans öncesi sürdüğü karanlık dönemlerde Müslümanlar pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çağın ötesinde idi. Bunun bir ispatı Muhammed bin Zekeriya el-Razi ismiyle ortaya çıkıyor. 841 ile 926 yılları arasında yaşamış olan el-Razi, El-Havi Fit-Tib adlı eserinde tıp alanında önemli bulgulara imza atıyor. Modern çağların en büyük sorunlarından biri olan ve insanların çözümü için yeri geldiğinde servet döktüğü obezite ve ortaya çıkardığı sağlık sorunları bu kitapta geniş bir yer tutuyor. El-Razi, kitabında hem dönem bilgileri hem de kendinden önce gelen Hipokrat, Galen, Oribasius ve Paul Egina gibi tıp ilminin öncülerinin görüşlerini de tartışıyor. El-Razi'nin obezite ilgili en büyük tespiti ise üzüntü ve stres konusunda. Razi, kitabında uzun süren stres ve üzüntünün insanın obeziteye karşı vereceği mücadelede kaybedeceği sebepler olduğuna işaret ediyor. El-Razi, bu konuda kendinden önce yaşamış tıpçıların görüşlerinin yanlış olduğunu, stres ve üzüntünün de obeziteyi tetiklediğini belirtiyor. Bunların yanında El-Razi'nin kitabında diyet, obezite ilacı, farklı egzersizler, masaj, hidroterapi gibi yöntemler anlatılıyor. Bununla obezite tedavisinde önemli bir çığır açılıyor. El-Razi'den sonra 1200'lü yıllarda yaşamış olan İbnül Nefis de obeziteye ve getirdiği sorunlara dikkat çekiyor. Meşhur kitabı Al-Mujaz Fit-Tib'da obezite hastalığı olan kişilerin vücut fonksiyonlarında nasıl gerileme yaşayacağını anlatıyor. Obezitenin ileri safhalarda beyinde oluşturacağı problemlerden ve ani ölümlerden de bahseden El-Nefis'in kitabı dönem referansları arasında yerini alıyor.